Evet, merhabalar dostlar. Hepinize iyi gösterik. Yeni serimiz olan Komünist Birleşik Krallık 2. Dünya Savaşı serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz dostlar. Evet, bugün sizlerle 2. Dünya Savaşı Komünist Birleşik Krallık serisine başlayacağız. Şimdi olayımız şöyle. Biz Birleşik Krallık'ın artık monarşist yönetimine bir son vermek amacı ile sevgili Winston Churchill'i çok da sevgili demek istemiyorum. Kendilerini ilhak ettik. Yani kendilerini idam ettik. Ve bizler komünizmi destekleyen bir hükümet olarak ülkenin başına geçip ülkeyi Komintern Paktı ittifakının arasına soktuk. Şu anda şöyle bir bakın. Yani şöyle bir diplomaside falan göstermek istiyorum ama şu an gösteremiyorum. Şöyle bir vasallık ağına sahibiz ve bizim bu vasalları çok dikkatli kullanmamız lazım. Gerçekten çok dikkatli kullanmamız lazım. Aksi takdirde sıkıntılar olabilir. Yani vasallarımızı kaybetmek gücümüzde eksilmelere neden olacaktır. Bu yüzden de onları elimizde güzel tutmamız gerekiyor. Evet dostlar, 2 dakika bir renk paletlerini ufak bir oynama yaptım. Şu an tekrardan sizlerle birlikteyiz. Evet. O zaman yeni serimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun diyerek şöyle ayarlamalarımızı da yaparak serimize başlangıcımızı yapıyorum dostlar. Bu seriyi yapmaktaki esas hedefim şu: ben Alimenistan isimli bir izleyicime söz vermiştim. Kendisi Türkmenistanlı. Söz verdim. Yani benden rica etmişti. Demişti ki lütfen demişti şey yapar mısın demiş Komünist Birleşik Krallık 2. Dünya Savaşı. Ben de söz vermiştim. Geçen günler olmuştu sanırım. 2 ya da 3 gün oldu ve şu anda seriyi yapıyoruz bakalım. Umarım hepimiz için güzel bir seri olur ama bizim çok fazla ittifak şeyimiz var. Vasalımız var. Bunları nasıl kontrol edebileceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hepsini ilhak etmek çok yorucu olacak zaten. Yani aslında hepsini ilhak mı etsek? Bana gayet mantıklı geldi açıkçası şu an. Bence hepsini kökten ilhak edebiliriz ya. Gerçekten kökten ilhak edip hepsini kurtulabiliriz. Bir tek Britanya tarafını Britanya Hindistan'ına bağlayıp bırakabiliriz diye düşünüyorum. Dışında da çok bir gereksinimi yok toprakların zaten. Onların gücünü de elimize aldığımız zaman çok güçlü bir devlet haline geliriz Komünist Birleşik Krallık olarak. Orada bizim devletin ismi Birleşik Krallık. Ama biz ismimiz artık Birleşik, yok bir dakika, Komünist Birlik Krallığı koyuyoruz. Komünist Birlik koyuyoruz. Ha, evet, Komünist Birlik koyuyoruz. Ya da Komünist İngiltere mi koysam? Sosyalist İngiltere koyalım, en mantıklısı. Evet, Sosyalist İngiltere. En mantıklısı bu, Sosyalist İngiltere. Çok ufak bir ordu basım işlemi yapacağım, 10.000 kadar abi. Hemen ilk işim bütün vasallarımızı tekrardan Birleşik Krallık himayesi altına almak olmalı. Çünkü bildiğiniz üzere yani bu kadar şeyi vasalı birden elimizde tutmamızda imkan yok. O yüzden de kendilerini maalesef ki kendimize bağlamalıyız. Yani biz yönetmeliyiz onları. Evet, Mısır'dan başlıyorum. Kabul etmedi lan. O zaman sağlam bir ordu basım işlemi yapacağız. Yani yaklaşık ortalama bir 100 binlik bir ordu basım işlemi lazım bize. Yapalım, yani çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum zaten. Yani bizler Komünist İngiltere'yiz. Yani bize vız gelir böyle şeyler. Şöyle gönderelim bakalım başkentimize bir topladığımız orduyu. Tekrardan bir Mısır'a ilhak talebinde bulunacağım. Başarılı olabilecek miyiz bu sefer bilmiyorum. Deneyeceğiz. Gönderdik ve evet, bu sefer başarılı olduk. Direkt olarak elimizde biraz para biriksin. Birikti. Hemen bu toprakların asimilasyonlarını gerçekleştirelim. Ha, burada kalmış, pardon. Hızlıca buraların asimilasyon işlemlerini başlatalım. Ardından da diğer bize bağlı ülkelere geçeceğiz. Diğer bize bağlı ülkelerin ilhaklarına geçeceğiz. Şöyle bir bakalım. Evet, Güney Sudan'dan. Yok. Britanya, Mısır. Sudan'ı. Evet, Sudan'dan yani direkt. Sudan'dan devam edeceğiz. Sudan'dan aşağıya doğru ineceğiz. Kenya tarafına doğru. Evet, buranın da ilhakını gerçekleştirdik. Bakın, daha şu andan 560 binin üstünde bir ekonomiye ulaşmayı başardık. Şöyle birazcık tur atlayalım. Evet, turlarımızı atladık. Tekrardan asimilasyonları başlattım. Evet, turları atladık. Tekrardan asimilasyon başlattım. Evet. Öncelikle bir Afrika tarafını ele geçirelim. Şuradaki birkaç devlet kalabilir. Yani mesela Nijerya kalabilir. Somali ve Sierra kalabilir. Ama şu tarafı komple kendime bağlamak istiyorum. Bak, şuralar kalabilir. Britanya tarafında zaten Britanya Hindistan'ı ilhak etmeyeceğim. Britanya Hindistan'ın haricindeki yerleri alıp Britanya Hindistan'ına vereceğim. Ama şu anda Britanya Hindistan'ının acil ilhak edilmesi lazım. Yoksa kendileri bize karşı bir bağımsızlık ilan edecekler gördüğüm kadarıyla.
Umarım öyle bir şey olmaz. Uganda'sı pardon. Uganda'dan devam edelim. İlk haklarımızı gerçekleştirmeye. Yani bunu yapmamdaki esas amaç dediğim gibi devletin ilerideki durumu. Yani devlet ileride bu vasallar yüzünden zor duruma düşebilir. Bunu istemediğim için buraları teker teker ilhak etmem gerek. Ve senin değil. Dedim. Şöyle ultimatum ilhak. Evet, buranın da ilhakını gerçekleştirdik. Birazdan bu arada şeye bakmak istiyorum. Biz kaç orduyla tehdit ediyoruz bu adamları, merak ediyorum. Çünkü ben topladığımız ordu miktarından bakmadım bildiğiniz üzere. Bakmak istiyorum. Yani kaç orduyla tehdit ediyoruz? Görmek istiyorum. İngiliz Tanzanyası'nı göreceğiz şimdi. Ve tekrardan bir hakaret yağdıracağız. Maalesef yani bizim prestijimize hiç uymayan bir şey ama bu. 50 bin, 48 binlik bir orduyla yapıyormuşuz, tehdit ediyormuşuz. Yani çok da büyük bir orduyla da tehdit etmiyormuşuz ama yani bizden korkularına yazık garibanlar. Paramız hızlı birikiyor bu arada. Ama bu toprakların asimilasyonları çok para harcamaya başladı nedense. Şu anda yavaş yavaş vasalları kendimize bağlamaya devam ediyoruz. Hindistan bize her şekilde ilhak edeceğini belirtmiş oldu abi. Hindistan bize her şekilde ihanet edeceğini belirtti. Hızlı bir şekilde Hindistan'ı ele geçirebilir miyim? Hızlı bir şekilde Hindistan'ı alabilir miyim? Evet. Hindistan da bize geldi. Burada bir vasal serbest bırakacağız ama burada şimdi bir dakika dur. Kesinlikle Britanya Hindistan'ı serbest bırakılmayacak. O devlete güven olmaz çünkü. Kesinlikle bir Pakistan devletini bize bağlı olacak şekilde serbest bırakalım. Şu topraklar üzerinde. Şuralarda serbest bırakalım. Şu arayı da veririz onu. Çok sıkıntı olmaz. Başkentlerini de New Delhi olacak şekilde bırakalım. O işi hallettik. Yani çünkü bu toprakları kontrol etmeyi yok. Onun, o yüzden de buralarda bize bağlı devletler lazım. İki tane Pakistan oldu gerçi. Biri monarşist, biri demokratik ama. Yani o yönden düşünmek lazım. Bunlar niye bize bağlı oldular? Ben onu çözemedim. Ha, buralar zaten bize bağlıydı. Tamam, şimdi bu topraklarda tekrardan bir basını serbest bırak, medeniyet seçtiğip normal Hindistan'ı kalan topraklarına da serbest bırakacağız. Topraklarda. Yani demokratik Hindistan. Evet, Hindistan dedik. Bu topraklarda. Kendilerini düzgün geliştirmesini becerirlerse bu topraklara sağlam yatırımlar yaparak ülkelerini kalkındırırlar. Tabii çok bir güvenim yok benim açıkçası yapabileceklerine dair ama yaparlarsa da helal olsun derim. Başka da bir şey demem. Aha, şurayı da alın. Sizin başkentinizde Jalapur olsun. Size serbest bırakalım. Vasallar diyelim. Hindistan'dan aldığımız vergiyi de kapatalım. Evet. Nerede kalmıştık? Yani aşağıdan en son şuradan ilerleyecektik sanırım. Tam. Evet, buradan ilerleyeceğiz. Hakaretler yağdırdık. Ve ilhakımızı gerçekleştirmiş olduk. İlk bölümümüz şu ilhakları bir bitirelim. Falan şeyleri halledeceğim ama önce bir şu ilhakları bir gerçekleştirmek gerekiyor. Bu aşağıyı komple İngiliz Güney Rodezyası Devleti'ne önce. Bu şekilde. Evet. Ultimatum. Böyle bir ilhak. Edemedik. Dur. Puan yetmedi. İlhak. Edebilir miyim artık? Ettim. Biraz hızlıca bir dakika birazcık para biriktirelim. Gelirimiz bu arada gitgide artıyor biz buradaki asimilasyon işlemleri de başarılı bir şekilde tamamladıkça. 2 adet eyalet kaldı. Kalanları da az çok yapsın. Şöyle hemen Güney Afrika Birliği'ne geçiyorum. Orayı da hemen hızlı bir şekilde ilhak edeceğim. Ardından Lesotho ve Kalamor'da bir tane devlet var. Ona geçeceğim. İlhak ve evet, buranın da ilhakını gerçekleştirdik. Biraz paramızı biriktirelim. Öyle tekrardan bir ilhak talebinde bulunalım. Malta Adası. Ya Malta'yı boş ver ya. Malta o kadar da önemli bir toprak değil. Yani Malta'da biz olsak ne olur, olmasak ne olur? Bizim deniz hakimiyetimize zaten kimse karışamaz ki. Böyle tekrardan birazcık turlarımızı atlayıp para biriktireceğim. Tekrardan hemen asimilasyon işlemlerine girişelim. Genel ülke istikrarında bir düşüş oldu bu arada fark ettiğiniz üzere. Yani doğal olarak zaten yani çok toprak ele geçirdik. Normal bence gayet.
3 sene de ilhak ettik. Bu şekilde bize bazı devletlerin bulunması hoşuma gitti ha. Bakın çok kolay ilhak ediyoruz. Şöyle hızlıca burayı halledelim hızlıca. Edemedik bir dakika. Yapamadım dur. Ya. Oğlum. Elim ayağım. Elimin ayarı nasıl süpüreyim ya. Heh. Yapamadık. Ha yaptık şimdi. Başka ilhak edeceğim yer var mıydı benim? Yok, başka bir yer ilhak edeceğimi söylememiştim. Yani zaten şu toprakları, şurayı komple kendimize geri bağladık. Daha fazlasına artık ihtiyacımız yok. Tamam, bu kadarı yeterli. Artık ülke üzerine bir yatırımlara geçelim. Bu arada gerçekten yani 5 milyon nüfusa ulaşmışız. İnanılmaz gerçekten. Nazi Almanya'sı neden Rhineland'ı almamış? Beyler ben burada duruma el atarım çünkü Rhineland'ın eventi çalışmamış. Hayda. Kanada mı? Al bakalım hadi bakalım. Amerika seni orada yesin de göreyim ondan sonra. Amerika seni orada bir yalasın yutsun da göreyim o zaman. Ah. Sıkıntı yok. Bundan sonra bağımsızlığını isteyen herkese bağımsızlığını vereceğiz. İstediğiniz gibi bağımsızlık ilanlarına bulunabilirsiniz. Benim için hiçbir sakıncası yok vallahi şimdilik. Ben birazcık teknolojik yatırımlara yönelmeyi hedefliyorum. Teknolojimiz kötü bir düzeyde. Al senin de olsun bağımsızlık. Araştırma yatırımına devam edelim. Evet, Çekoslovakya topraklarına da girdi Nazi Almanya'sı. Franco İspanya'sı neden ele savaşmaya girdi? Nazi Almanya'sı. Lan biz niye savaşa girdik? Ben savaşa girmek istemedim ki. Bir dakika ya. Dur dur. Oğlum sakin. Savaşa girmek istemedik ki biz. Evet bence de dengeli bir şekilde konuşalım abi. Ben seninle savaşa girmek istemedim ki zaten. Ben nasıl bu adamla savaşa girdiğimizi bile çözemedim ki. Birilerinden daha savaşını aldık. Transrusya. Ne alaka Transrusya ya? Amerika mı? Forma sahiptir. Amerika ne alaka bunu? Tüh, Amerika. Tüh, yani sen kendini iyi bir halk zannediyor olabilirsin ama seni de biz kurduk. Yani haddini bil. Seni de biz kurduk. Bak kurduğumuz gibi yıkmasını da biliriz biz. Bir şeyi yıkması yapmasından daha kolaydır. Bunu da unutma yani. Çok uzun sürmez senin ilhakını gerçekleştirmek. Yani bütün vasallarımı birden sana... Ben de çok önemli bir şey yaptı sanıyorum adam ya. Yani çıkartma atı ata mısıra mı çıkartma attın yani. Vizyonun bu mu? Sen barış anlaşma. Barışma barışma sen barışma. Ben seni çok güzel barıştıracağım yakında merak etme. Nazi Almanya'sı Polonya'yı bitirdi. Şu anda şey tarafından devam ediyor. İtalya niye Nazi ile savaşa girdi? Oğlum ne oluyor ya? Vallahi ben komünistliği yaymak için aslında şu anda İtalya tarafına bir giriş yapabilirdim. Ama şu an emin değilim ya. Ben İspanya'ya girebilirim. Abi İspanya tarafına bence bir giriş yapalım. Çünkü İspanya eğer şeyin eline geçerse Nazi Almanya'sının İspanya'yı bir daha hiç faşizmden kurtaramayız. Yani kolay kolay kurtaramayız diyelim. Çok kolay olmaz bizler için. O yüzden bizim hızlı davranmamız lazım. O tarafı bir komünist İspanya'yı bize bağlı olacak şekilde o tarafta bir kurduk mu? Artık orada bizim sözümüz geçecek ama eğer o taraf Nazi Almanya'sının eline geçerse o topraklar gerçekten ilerleyen durumlarda çok büyük sıkıntılar yaşarız. Aa bu Amerika'dan çıkartma geliyor. Amerika gel barışalım seninle. Çünkü çok saçma bir savaş dönüyor aramızda. Gel barışalım.
Evet de sen benim zaten ordumu yedin orada yani. Benim bir orada bir rahat 40 bin ordumu yedin zaten. Benim bir ciğerimi yaktın zaten sen benim ordumu orada yiyerek ya. Ya gerçekten inanılmazsın Amerika. Yani. Neyse ya diyecek bir şeyim yok yani. Nankörler diyeceğim sadece başka bir şey demeyeceğim. Evet 150 binlik bir orduyla şu anda giriş yapacağız kendilerine. Ve bütün ordumu şu tarafa getiriyorum abi. Nazi'yi azıcık iter misiniz? Azıcık ya çok değil azıcık it. Şu kuzey tarafına heh. Heh itin it it it. Ya hayır it. Helal helal it 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 it. Devam devam oğlum it lan it lan it. Oğlum hadi lan itin oğlum ya. İspanya oğlum. İspanya lütfen. Oradaki bütün topraklar benim olmalı şimdi. Bakın ilk işimiz abi hemen şu kuzey tarafını ele geçirmemiz lazım. Almanların İspanya'ya girmesini engellemek için. Hızlı olmamız lazım. Almanların İspanya'ya girişini komple engellememiz lazım bizim. Komple buraya girişlerini tamamen kapatmamız lazım. Biz şu an kapatmak üzereyiz. Evet. Şu an kapatmak üzereyiz. Tamam. Sadece bir tane daha eyaleti aldığımız zaman İspanya topraklarına giriş yapmalarını tamamıyla engellemiş oluyoruz ve evet artık İspanya topraklarına giriş yapamayacaklar. Çok güzel abi. Orduları düzenli bir şekilde yönlendirmek istiyorum bu arada. Haberiniz olsun yani. O yüzden şöyle bir harekette bulun. Evet. Bu şekilde Madrid'e de girelim. Başkent'e de düştükten sonra zaten İspanya teslim olacaktır. Teslim bayrağını çekecektir çok yakın bir zaman dilimi içerisinde. Evet. Bu toprakların faşizm gibi kötü bir yönetim biçimi tarafından ele geçirilmesindense komünizm gibi halkçı ve insancıl bir politika olan yönetim biçiminin eline geçmesi buradaki halk için de bu ülkenin geleceği için de bu topraklar için de daha iyi olacaktır. O yüzden bu yani bizim amacımız komünizmi bu topraklara yayalım işte komünizm her tarafa yayılsın komünizm her tarafa geçsin falan değil. Yani bizim amacımız başından beri halkın ve dünya barışının sağlamak dünya barışını sağlamak. Dünya üzerindeki halkın mutluluğunu ve dünya barışını sağlamak. Kesinlikle bizim herhangi bir şey bir hedefimiz yok. İşte oraya buraya dalacağız şurayı ele geçireceğiz burayı ele geçireceğiz gibi. Şeyimiz yok bizim. Ben burada mesela komünist bir İspanya devletini serbest bırakacağım. Evet yani burada komünist bir İspanya'yı biz serbest bırakacağız. Kendimize toprak almayacağız ki. Bu topraklar komünist İspanya devletine, bizim kuracağımız komünist İspanya devletine bahşedilecekler. Evet kendilerini zaten şu anda vasal edebilecek kadar fazla toprak ele geçirdik. Şöyle yapalım bakın. Evet bakın kuzeyde yine şey olsun tamam mı? Komünist olmayan orijinal İspanya olsun ama güneyde biz komünist İspanya kuralım. Ülkeyi ikiye bölmemdeki hedef bütün gücün, bütün ekonominin falan tek bir yerde toplanmasını engellemek. Yani güç tek bir yerde toplanırsa bizim için ileride sıkıntı çıkabilir. Bunu da istemediğim için böyle bir şey yapım. Bu adam hala Nazi Almanyası'yla savaş. Ya savaşın ne diyeyim de barışalım şu adamla sen. Artık yeter lan bu ne savaştır lan bu böyle. Bırak artık Nazi'yi. 4 yıldır savaştasınız. Bırak çok saçma dengeli bir şekilde bırakın. Evet. Elimizde bulunan 100, bu ordunun 101'ini gönderiyorum. Tekrardan Londra'ya. Kalan ordunun ilhakını gerçekleştiriyorum. Evet. Hemen bir vasılı serbest bırak. Bir medeniyet oluştur. Şey pardon. Yeni bir medeniyet seçelim. Ve komünist İspanya sanırım yok. Direkt olarak normal İspanya. Kuracağız ilhak edip tekrar. Kuracağız öyle. Normal haline. İlla şuradan mı seçeyim İspanya'yı Allah aşkına ya.
İlla I harfine basacağız, öyle seçeceğiz yani İspanya'yı. İspanya burada yok ki. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Heh, İspanya. Tamam, çıktı İspanya. Vay be. Tamam, hemen şimdi bu topraklarda bir İspanya'mızı kuralım abi. Başka oo. Ekonomi buradan geliyor yani. Tamam. Başkenti Madrid yap, ayarla. Şu an monarşist. Öncelikle hakaretler yazarım, ilah edeceğiz. Tekrar kurduğumuzda komünist olacaklar. Şimdi bir vasalı serbest bıraktım. İspanya diyorum. Evet, şu anda komünist olarak kuruluyor. Şu topraklar sizin olacak. Aşağıdaki topraklarda farklı bir devlet kurmayı planlıyorum. Bu topraklarda bir ekonomi var. Görmüş olduğunuz üzere sizlerin de. O ekonomiye zarar vermek istemiyorum. Bir vasalı serbest bırak diyelim. Medeniyet seç diyelim ve Fas'ı seçelim. Gerçi Fas var. O halde o topraklar direkt olarak bizde kalsınlar. En mantıklısı bu. Evet. Şu anda dünya barışını az çok sağlamaya yönelik bir şeyler yaptık. Bu arada Nazi Almanya'sı yok oluyor yavaş yavaş. Yani gerçekten ilginç bir durum. Nazi Almanya'sı şu an yavaş yavaş yok olmaya doğru gidiyor. Umarım yok olur. Zaten Nazi Almanya'sı gibi bir devletin varlığını biz istemiyoruz. Faşist devletleri biz sevmiyoruz. Ama yani yok da olma lan, hadi al. Üzüldüm. Orada ya halka yazık. Hani halkın hiçbir suçu yok. Bütün suç devlette. Halkın bir suçu yok. Evet dostlar, bu bölümlük benden bu kadar o halde. Evet, bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.